Türkiye 14 Mayıs seçim tarihinin belirlenmesi ve ittifakların da açıklanmasıyla resmen seçim gündemine girdi. AK Parti hükümeti bir yandan depremin yaralarını sarmak için bölgede çalışmalarını sürdürürken bir yandan da yöneticiler kendi içinde kriz üzerine kriz yaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 bakanı milletvekili adayı olarak göstereceklerini açıklamasının ardından çok sayıda kulis bilgisi gündeme gelmeye devam ediyor. Halk TV'de konuşan İsmail Saymaz, iktidar cephesinde Süleyman Soylu ve Fahrettin Altun'un da adının karıştığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdıran bir olayın kulislere yansıyan detaylarını aktardı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arasında bir gerilim olduğunu dile getiren Saymaz, Cumhurbaşkanı ile Soylu arasında bir yol ayrılığı var. Mesela bir süredir Kahramanmaraş'ta Bakan Bey konteynerde kalıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Hatay'da ve gitmedi karşılamaya. Belindeki bir rahatsızlık gerekçe gösterilmiş. Soylu, iki eli kanda olsa giderdi, gitmedi. Bunun da nedeninin milletvekilliğinde düşünüldüğü yer olduğu düşünülüyor. Samsun düşünülüyormuş. Soylu da bunu değil İstanbul'u istiyor. İstanbul'u da parsellemişler. Üç bölge var. Birine Kara İsmailoğlu, birine Murat Kurum, bir tane daha düşünülmüş. Bunlar aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için düşünülen müstakbel adaylar. Soylu, Samsun'a düşünülmüş. O da Samsun'u istemiyor. Cumhurbaşkanı ile Soylu arasında bir süredir uçurum olduğunu bana aktardılar. Bunu da karşılamaya katılmaması destekledi, dedi. İletişim Bakanı Fahrettin Altun ve Erdoğan arasında yaşanan gerilimi de aktaran Saymaz şunları söyledi. Bugün meydana gelen bir şey daha duydum. Bugün Cumhurbaşkanı Hatay'a giderken İletişim Başkanı Fahrettin Altun onunla beraber gitmiş. Fakat Cumhurbaşkanı bir nedenle Fahrettin Altun'a çok öfkelenmiş. Bu nedenle uçakla oraya varıldıktan sonraki geziye Fahrettin Altun davet edilmemiş. Hatta iddia o ki Cumhurbaşkanı'nın emri ve talimatı üzerine tarifeli uçakla Fahrettin Altun geri gönderilmiş. Hatta 2 saat uçak bekliyor diye bana aktardılar. Yine Fahrettin Altun'la ilgili 2 hafta önce de seçim hazırlıklarıyla ilgili bir gerilim olduğu söyleniyor. AK Parti'nin seçim işlerini koordine etmekle yetkilendirilen Ertan Aydın'ın görev alanında Fahrettin Altun'un bağımsız hareket etmesinden ötürü Cumhurbaşkanı tarafından kendisine çok sert çıkıldığını öğrendim. Bugün de iddia o ki tepki göstermiş. Hatay gezisine davet edilmeyip geri gönderilmiş. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.